algoritmik işlemler serisinde 13. bölümdeyiz ve bu haftaki konumuz ortalamaya dönüş stratejileri. Mean reversion, mean reverting olarak da bilinen bu yöntem basit tabirle çok çıktı satalım veya çok düştü alalım tarzında trendin tersine işlem açan bir mantığa sahiptir. Bu nedenle de aslında tehlikelidir. Bunlardan bahsedeceğiz. Uzun süre zararda beklemeyi göze alan sabırlı yatırımcılara göre en baştan söyleyelim. Ama bunları algoritmalarla, taramalarla kolaylaştırmak niyetindeyiz. Zaman kazanmak için algoritmik işlemlerin en önemli taraflarından, avantajlarından biri de buydu biliyorsunuz. Ve biz bu bölümde bu avantajdan yararlanmak istiyoruz. Ben Kıvanç Özbilgiç. Algoritmik işlemlerde stratejilerle devam ediyorduk biliyorsunuz. İlk iki bölümümüzü yaptık momentum ve trend takip stratejileriydi geçen bölümlerde. Şimdi bu bölümde işte ortalamaya dönüş ardından price action ve sonra da arbitraj stratejileriyle ana strateji kategorilerimizi tabii ki ufak tefek başka stratejilerde olacak tamamlıyız ama bir de bunların belki karşılaştırma tablosunu da en son yaparız artıları eksileri Güçlü yönleri, zayıf yönleri şeklinde birbirleriyle belki karşılaştırma tablosunu yaparız. E onun için biraz daha zaman lazım tabii. Birkaç bölüm sonra olacak. Sonra da beraber hepsini karma yapıp Confluence Trading'e başlayabiliriz artık. Evet, yavaş yavaş olaya girelim. Ortalamaya dönüş stratejileri dedik. Ortalamaya dönüşün kelime anlamı İngilizce karşılığı Mean Reversion olarak biliniyor dünyadaki piyasalarda veya regression to the mean, mean reverting systems deniyor. İşte bizim şu an ortalamaya dönüş sistemleri stratejiler olarak bildiğimiz yöntem. En çok işlem gören stratejilerden biri yani en çok rağbet edilen stratejilerden bir tanesi. Diyorum ya bu algoritmik olma şartı da yok insanların zaten içinden en çok geçen yöntemlerden biri. Çünkü genelde yükseleni satıp düşeni alma derdinde oluyor düz düşünen insanlar başta hep böyle geliyor. İnsanın içinden bu şekilde geliyor diyeyim. Mantığı fiyatlar ve ortalamalar tabii bunun bir alt mantığı var. Fiyatlar ve ortalamalar birbirlerini sürekli birer mıknatıs gibi çekerler. Burada mesela grafikte de sağ altta görüyorsunuz siyah ortalamanın etrafında fiyat onları mumbarlar veya işte e, çizgi grafik gibi düşünün etrafında gezip duruyor. Tabii bu biraz daha yumuşatılmış hali ekranda sizin gördüğünüz. Fiyatın hareketli ortalamalar etrafında salınımıdır. Sanki bir mıknatıs hareketli ortalama fiyatı sürekli çekiyor. Etrafında fiyat da dönüp dönüp duruyor. Eğer çok uzaklaşırsa tekrar nasılsa oraya gelecek mantığı da yatar altında ortalamaya dönüş stratejilerinin. Evet ortalamaya dönüş mantığındayız. Elde bulunan finansal varlıkların zaman içinde fiyatlarının veya değerlerinin genellikle tarihi ortalamalarına veya normal ortalamalarına yaklaştığı finansal bir kavram ortalamaya dönüş. Çok da kullanılıyor. Başka bir deyişle de, bir varlığın fiyatıyla ortalamasından değerinin önemli ölçüde sapması. Yani önemli ölçüde lafının altını çizelim burada. Bu fiyatın veya değerin nihayetinde ortalama tekrar geri döneceği eğilimi dönmesi gerektiği eğilimi söz konusudur. O yüzden genellikle hisse senetlerinde, tahvillerde, emtialarda, para birimlerinde birçok çeşitli finansal araçlara uygulanabilen bir yöntem. Piyasa hareketlerinin tamamen rastgele olmadığı. Bu biraz daha böyle uzun vadeli, orta vadeli bakış açısı ama kısa vadeli olanları da var, kısaca bahsedeceğiz. Fiyatları veya değerleri denge noktasına geri getiren etkilerin olduğu fikrine dayanıyor. Yani tekrar bir denge noktası var. Genelde bunlar ortalama değerler oluyor. Ve ortalamaya dönüyor işte, ortalamaya dönüştü. De anlaşılması gereken birkaç önemli nokta var aslında. Mesela burada bilinmesi gereken noktalar tarihi ortalamalar. Bir varlığın mesela mevcut fiyatını veya değerini tarihi ortalamasına karşılaştırmak gibi. Bu ortalama günlük, haftalık, aylık gibi işte ortalamalar olarak zaman dilimleriyle açıklanabilir, kullanılabilir. Bunlar kullanılabilir mesela ortalama olarak aşırı hareketler yani çok uzaklaştığında aşağı veya yukarı yönde bu aşırı bir hareket olarak kabul ediliyor. Bu aşırı hareketlerden para kazanmak istiyor ortalamaya dönüş kullananlar, yöntemlerini kullananlar. Ee, ve haber etkin etkenleri, diğer faktörler nedeniyle de denge noktasından ne yapabiliyor? Aşırı şekilde sapabiliyor. Aşırı hareketler bizim kritik yerimiz. Ve sonra da ortalamaya dönüş başlıyor. Bu aşırı hareketler genellikle düzeltmelere, tekrar ters yönde düzeltmelere tabi tutulup ortalamaya doğru tekrar döneceği beklentisi oluşturuyor. Bu da önemli bir fırsat olarak görülüyor. Tabii ki o zirve noktasında değil de genelde biraz daha düşü dönüş yapmaya başladığı anı tercih etmek daha böyle e mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Burada yatırım stratejileri genel olarak varlığın fiyatının tarihi ortalamasına tekrar döneceğine dayalı. Bunun yani normalde çok üzerinde satış, altındaysa alış şeklindedir. Çok düştü alalım, çok çıktı satılım şeklinde dediğim gibi. Burada tabi riskler var. Piyasalarda, finansal piyasalarda gözlemlenirken karlı bir strateji olmayabilir bazen genelde trenddeyken. Beklenen şekilde bazen ortalamaya dönmez veya ortalama varlığın fiyatına yaklaşır. Burada da doğru ortalamayı seçmek gerekiyor trend takiple karşılaştırmamak gerekir. Çünkü ortalamaya dönüş mevcut trendin devamını istemez. Tam tersi sona ermesini ister. Yani mümkünse hep yatay bir dengede. Yani bu mesela euro dolar paritesinde çok anlamlı olabilir böyle bir strateji. Hem de uzun vadeli olarak. Yani genel olarak ortalamaya dönüş traderların, yatırımcıların fiyatların zaman içinde tarihi ortalamalarına geri döneceğini varsaymalarından oluşur. Buradaki amaç neymiş? Fiyatın ortalamalardan aşırı uzaklaştığı bölgeleri yakalamak ve olabildiğince dipten almak ve olabildiğince tepeden satmaktı. Diğerlerinde bu yoktu biliyorsunuz. Buradaki bilgi bölümünde de trend takip eden stratejilerin aksine trendin tersine hareket yapılıyor. Yatay piyasa olmasını istiyor. Testere piyasa insanların algoritmalarının en çok zorlandığı testere piyasa. Yani yatay piyasada oluşan kayıplardan bahsetmiştik. Geçen bölümde hatırlarsınız yatay piyasada birçok algoritma zorlanıyordu. Trend takip stratejileri çok daha fazla zorlanıyordu. En zorlandığı ve para kaybettiği bölümlerdi. Çünkü yatay piyasada hep böyle terste kalma durumu vardı. İşte yatayda en başarılı sistemler, testere piyasasında en başarılı sistemler genelde ortalamaya dönüş sistemleri. Çünkü her seferinde belli bir değeri ortalama olarak geri alıyor. İşte bu da özellikle grid trade ve tam olarak ortalamaya dönüş olmasa da grid trade bu mantığa dayalı bir yaklaşım ve yatayda çok başarılı bundan kısaca bahsetmek isterim. Bunu aslında birçok trader farkında olmadan sabahtan akşama kadar sürekli işlem yapanlardan kısa vadeli böyle gün içi trade edenlerden bahsediyorum. Scalper'lardan bahsediyorum. Bunu farkında olmadan aslında grid trade olarak yapıyorlar ve ortalamaya dönüş gibi oluyor. Yani o dalgalanmalardan yararlanmak istiyorlar. Buradaki mantık şu grid trade'de belirli bir alt sınır ve üst sınır aralığında fiyatların yatayda salınacağını bekliyorsunuz. Ve orayı içerideki yani o bölümü burada verdiğim örnekte mesela üst sınır 20 alt sınır 10 arada 10 dilim var. Ben de 10 dilimi ayırıyorum. O dilimlerin her birine alış yönlü emir giriyor. Fiyat nerede diyelim mesela burada? Fiyat başlangıç fiyatı 10 ile 20 arasında 11.20'de diyelim. 11.20'ye kadar 20'den 10'a kadar burada al emri gönderiliyor sürekli. Hatta 19'dan 10'a kadar 10 tane al emri gönderiliyor grid trade'de. Bunlardan tabii ki fiyatın üstündekiler hemen gerçekleşiyor aktif fiyattan. Burada 11.20 ise yaklaşık o değerlerden gerçekleşiyor. Altta kalanlar hala bekliyor. E, fiyat yukarı tırmandıkça o aldığı lotları diyelim hemen bir üst ızgarada bu dilimlerde satmaya başlıyor ve yeni al emirleri giriyor. Yani bu bir robot bir döngü ve sürekli burada fiyat buralarda gezdikçe siz para kazanıyorsunuz. Yatayda salınım yeter ki yapsın yeter ki bizim alt sınır üst sınır üstüne çıkmasın. Üst sınırın üstüne çıkması burada spot işlem yapılan piyasada problem değil. Ufak da olsa bir karla mutlaka garanti bir karla kapatıyorsunuz. Zarar etme ihtimaliniz üst sınırı geçtiğinde yok spotta. Ama alt sınırın altına indiğinde siz sürekli mal alacağınız için orada bir zarar ihtimali olabilir. Bu kesin değil. Neden? Çünkü arada bayağı bir dolandıktan sonra o alt sınırı kırdığında yine kar edebilirsiniz. Benim daha önce hala da kullandığım birçok grid. Mesela şu an orada %10 eksi de olmasına rağmen piyasa %4-5 artıda. Çünkü o aralarda ne yapıyor? Sürekli dalgalanmalardan yatay ve volatil piyasalar grid trading'in aslında ihtiyacı olan para kazanmasını en rahat yaptığı piyasalar. Buradan da bir duyuru da yapmış olalım. Burada çoğu trader dediğim gibi manuel olarak bunu yapıyor ama yakında Matrix Algo Solutions olarak çeşitli grid versiyonlarını da Borsa İstanbul'un yatırımcı, yatırımcılarına kullanmaya Kullanmalarını açmayı planlıyoruz kullanımlarına. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Şimdi evet biraz daha olaya dönelim. Yani biraz daha anlatmaya çalışalım Mean Reversion'ı. İndikatörlerle yani şu an için otomatikleştirilerek veya işte taramalarla yapabileceğimiz şeylere. E, buradaki olaya bakalım. İşte yatay bir piyasa var. Fiyat bir yukarı bir aşağı gidiyor. Ortada da ortalama var. Mıknatıs gibi sürekli çekiyor. Burada zamanla sürekli yatayda gidebil gittiğini görüyorsunuz. Ortalama değeri fiyat etrafında salınıyor sürekli. E tabii ki ortalamanın üstüne belli bir miktar çıktığında biz satıyoruz. E bu aşırı durumlarda yani aslında fırsat kullanıp en zirve ve dip anını yakalamaya çalışırlar burada. Çok da altına sarkarsa alıyoruz ve her seferinde ortalamaya döndüğünde biz para kazanıyoruz ortalama bölümde satarak. Yani bu salınımdan yararlanıyoruz. E, harika gözüküyor her şey yatay piyasada hiçbir problem yok gayet güzel bir strateji taktik olarak görebiliyoruz peki burada başka bir şey daha var mı yani şu an mesela bir yükseliş trendi var ekranımızda yükseliş trendinde ortalama da yükseliyor yani sadece fiyat değil fiyat böyle salınımlar yaparak yükseliyor ama ortalama da yükseliyor yükseliş trendinde burada çok önemli bir sıkıntımız var. Nedir o sıkıntı? Ortalama da yükseliyor. İşte o değerde yükseliyor. Sal yine salınım yapıyor. Yine mıknatıs gibi. Yani ana mantık doğru. Ortalama ve fiyat birbirini mıknatıs gibi çekiyor. Gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Ama diyelim ki yükseliş trendinde sattınız o kırmızı bölgede. Daha yukarıda oluyor. Hisseyi sattığınız halde yükselmiş oluyor. Ha, alırken problem yok. Yani ortalamanın altında kaldı. Bakın burada bunu şu şekilde kullanabiliriz belki. Satarsan sıkıntı var bu senaryoda. O zaman trendin önemi büyük. Eğer yükseliş trendindeyse siz bu sistemi, ortalamaya dönüş sistemini al yönlü kullanmanız daha anlamlı olur. Piyasada bir yükseliş trendi var ve o anda belki anlık olarak belki kısa bir süreliğine siz ortalamanın çok çok altında olduğu sizin hisseniz tabii ki burada haber akışı ve bilanço gibi kar gibi ya farklı bu teknik analiz dışındaki verileri bu işin dışında bırakıyorum veya gerçekten kötü bir haber geldi ama sonra piyasa zaten yükseliyor diye o da toparlaması bekleniyor. İşte o anları yakalamak istiyoruz. Geride kalanları, az performe edenleri, ortalamanın altında kalanları ve bunları Yükseliş trendinde sadece al yönünde denemenizi öneririm. Sat yönü yükseliş trendinde genelde zarar ettirir. Short tarafı diyelim. Bir de tabii bunun zıttı var. Yani illa her zaman yükseliş trendine denk gelmiyoruz. Piyasaların 3'te 2'si yükselişse zamana vurulduğunda 3'te 1'i de düşüş trendi oluyor maalesef. Bunda da ortalama değerimiz ortalama da hareketli olduğu için ne yapıyor? Fiyatla birlikte o da düşmeye başlıyor. Yine aynı mantıkta fiyatla ortalama birbirlerini ne yapıyorlar? E, etrafında böyle tabiri caizse mıknatıs gibi sürekli çekiyor ama buradaki lütfen dikkat edelim. Burada da short yaptığınızda ya da sattığınızda daha düşükten alabiliyorsunuz. Burada sıkıntı yok ama düşüş trendinde de bunu al yönlü kullanmak yani piyasa düşerken trend düşüşse çok daha fazla düşeni almak çok mantıklı olmuyor. Onda bir güçsüzlük vardır gibilerinden. Yani tabii ki kesin zarar edersiniz diye bir şey yok böyle bir ihtimalde. Ama zarar etme olasılığınız daha yüksek. O yüzden düşüş trendlerinde de sat veya short yönlü olan ortalamaya dönüş stratejisi kullanılmalı. Yani buradan biz sonuca bağlarsak bu işi trend çok önemli. As aşırı uzaklaşırsa yani aşırı uzaklaşan tarafa yürüyoruz. Peki aşırı uzaklaştığını nasıl anlayacağız? Yani böyle tamam gözle anlıyoruz ama işte bakın ortalamaya uzaklığı gözle anlamak mümkün. Ortalamadan işte endeks ne yapmış? Kendi ortalamasından bir hayli bazı yerlerde sapmış. Çok uzakta kalmış ve onunla sonra tekrar buluşmuş. İşte teknik analiz göstergelerinin bir nimetinden daha bu noktada yararlanabiliriz. Gözle bulmak, görmek zor anlamının en kısa yolu kayır göstergesi. Bununla ilgili de örnekleri paylaşacağız. Yani uygulama bölümünde de onları anlatacağım. Yani nasıl bu kadar hızlı kullanabiliriz, rahat kullanabiliriz diye. Kayır göstergesi burada bizim ilacımız. Kayri Relative Index diye geçer. İlk kez Japonlar kullandı. Geliştiricisi tam olarak bilinmemekte ama anonim ama Japonlar tarafından kullanıldığı biliyor. 1950'lerde gayet popüler ama 1978 yılında RSI ile birlikte popülerliği yitirmiş. RSI bir güç endeksi, momentum. E, bu da aslında momentumu andırıyor ama asıl burada ortalamaya uzaklık ölçen bir indikatör. Varsayılan olarak 14 tür içindeki parametreler ve kapanış değerine bakar. Yani kapanış değerinin ortalamaya uzaklığını ölçer. Bize yüzdesel bir grafik verir ve fiyatının kendi hareketli ortalamasıyla ilişkilendirir. Hareketin yönüyle alakalı İşte bu yapmak istediğimiz ortalamaya dönüş mantığını Kayır'ı kendi içinde barındırır. Kayır'ı nasıl yorumlanacak peki? Kayır'ı varlık şu an işlem görmekte olan son seviyesi hareketli ortalaması arasındaki fark pozitifse bu fiyatların hareketli ortalamanın üstünde olduğu anlamına gelir ve ne kadar bu pozitiflik artarsa bu ne kadar kayri ne kadar yüksek değerler gösterirse fiyatlar normal ortalamasından çok çok daha ileride yukarıda demektir. İşte yükselme eğilimi burada ortalamanın üstünde gittiği anlaşılır. Yani trend aslında yukarı ve kayri fiyat hareketinin yukarı olmasının yanında hızının da arttığına işaret eder. Ama diyorum ya RSI onun Buradaki egemenliğini çıktıktan sonra aldı. O çok daha net gösteriyor. Tam tersine de eksi olması da fiyatın hareketli ortalamanın altında olduğu gösterir. Tam sıfır olabilir mi? Olabilir. O zaman fiyat ve hareketli ortalama birbirine eşit demektir. Düşüş eğiliminin devam edeceğini, ortalamaların altında se seyrettiğini hangi ortalamaya bakıyorsanız kayırı size bunu gösterir eğer eksi ise Burada da aşağı yönlü bir hareketi gösterir ama biz burada Kayırınin ne özelliğinden yararlanıyoruz. Aşırı uçlarını yakalamaya çalışıyoruz. Kayırınin hesap mantığında da fiyatla hareketli ortalama arası uzaklık alınır, yüzle çarpılır ve hareketli ortalamaya bölünür. Yani mantığı çok basit. Genelde basit hareketli ortalama ile yapılır ve genelde 14'tür varsayılan. Ama ben eğer ortalamaya dönüş kullanıyorsanız yani stratejiniz ortalamaya dönüşse minimum 50 yapmanızı öneririm. Daha kısa vadeli işlemlerde belki 20'ye kadar düşebilirsiniz ama 50'nin 50 ve yukarısında 50, 100, 200, 500 bu değerleri düşünmenizi öneririm kayırı ile. Yani aslında kayırı sıfırı kesti demek hareketli ortalama, fiyat hareketli ortalamayı kesti al sinyali demek. Yani o birbirleriyle aynı şey. Veya kayırı sıfırı aşağıya kesti negatife döndü demekte. De fiyat hareketli ortalamanın altına indi. Bu da bir trend göstergesiydi biliyorsunuz aynı zamanda hareketli ortalamalarda. Peki kayırı nasıl kullanılır? İşte ortalamaya dönüş stratejileri kayırı birbiriyle çok yakın. Ama kayırı genelde onu anlatmıyor. Çıkış mantığı diyor ki yani fiyat ortalamanın üstünde ve yukarı doğru bir ivmeyle gidiyor demek istiyor. Ama ortalamaya dönüşte ne vardı? Çok çıktı satalım. İşte o çok çıktığını biz Kayıri'ye bakarak geçmiş verilere, istatistiklere bakarak anlamaya çalışıyoruz. Fiyatın ortalamadan çok uzaklaştığını, çok saptığını Kayıri bize işte göstergelerin nimetlerinden bir tanesi de bu bakar bakmaz söylüyor. Böylece biz onları tek tek hesaplamak zorunda kalmıyoruz. İşte ortalamaya tekrar yaklaşacak beklentisiyle özellikle yatay piyasada trendin tersi yönüne çok uzaklaştıysa pozitif yönde uzaklaştıysa sat, negatif yönde aşağısındaysa da artık çok düştü al gibi. İşte bu uzaklığı ve uzaklığın uç değerlerini bulmakta çok büyük kolaylık sağlıyor kayırı indikatörümüz. İşte grafikte daha önce görülen dip ve tepe noktalarını aşması ve onların kırılmasıyla artık daha böyle bir şevkle ne yapılabiliyor? Ortalamaya dönüş beklentisine girilebiliyor. Ortalamaya dönüş stratejisinin tetikleme mantığı bu olabiliyor. İşte şu an ekranda tam ekran olarak görüyorsunuz. Kairi'nin daha önce gösterdiği uç değerler yani tepe ve diplerdeki uç değerler bu değerlerden dönüşlerde işlem açtığınızda kar edebileceğinizi bu ortalamaya dönüşle görebiliyorsunuz. Ama aralardaki o minik değerler çok anlamlı değil. Tabii ki bunlarla da trade edilebilir isteyen için. Düşüş trendinde mesela ufacık bile yukarı çıksa hemen tekrar tersine gibi işlem yapılabilir veya yükseliş trendinde çok az altına inse bile denenebilir. Trend çünkü yukarı. Ama diyorum ya yatay trendin ilacıdır. Ne kadar yatay o kadar iyi. Bu indikatör için değil ama strateji için. İki önemli nokta var. İçindeki hareketli ortalamanın fiyata çok yakın davranmaması gerekiyor. O yüzden diyorum ya işte minimum 50 gibi yani uzun periyotlu hareketli ortalamalar seçmek burada kritik bir uyarı. Bir de geçmiş dataları çok dikkatli incelemek lazım. Daha önceki maksimum tepeleri ve dipleri incelemek, geri dönüşlerde ne yaptığına bakmak lazım. Ama önce neye bakıyorduk? Trende. Yani trend yönündeki, siz de trend yönünde bir işlem yaparsanız daha anlamlı olur orada. Yani siz yükseliş trendinde çok düşmüş bir taneye alış yönlü o ekstrem dediğimiz uç noktayı o şekilde değerlendirmek. Bu da sabır işi, metanet işi. Çok hızlı ve sürekli işlem yapmak isteyen kullanıcılara göre değil, fırsat kollayanlara göre diyebilirim. Evet. Burada stop, e, burada yani ortalamaya dönüşte stopla ilgili konuşalım. Burada iz süren stoplar tabii ki kullanılabilir. Genelde de kullanılıyor zaten. Genelde Yöntem neydi? Tekrar counter trend dediğimiz trendin tersine yöntemlerdi. Yani siz aslında bir yükseliş trendinde düşüş yönlü veya düşüş trendinde yükseliş yönlü tahmin yapıyorsunuz ki bunların olma olasılığını güçleştiriyor ne kadar uç değerlerde olsa. O yüzden burada mutlaka ama mutlaka mümkün olabildiğince dipten bir alış için diyor. Fiyatın düşüş trendinde hareketli ortalamalara en uzakta olduğu anı bekler düşüşte bile olsa. Yani aşırı satın bölgesini yakalamaya çalışır. Uç noktaları. Trendin değişeceğini düşünür burada ve alış yönlü işlem açıp ters yönde pozisyon alır. Bu da işte önemli olan trend devam ederse de büyük zararlar. Yani biz burada drawdown diyoruz. Maksimum drawdown, geri çekilme. Burada o yüzden katlanabileceğiniz stop, stop loss seviyesi, stop loss değeri normal işlem yöntemlerinden çok daha fazla olmalıdır. Yani mesela momentumda, trend takipte hatta stop değerleri daha sıkı stoplardır, sıkı takip edilmesi gereken. Burada biraz daha gevşek tutmalısınız ama işte bu da sizin acı hassasiyetinizi diyelim, ağrı eşiğinizi yoklayabilecek büyüklükte olabilir. O yüzden baştan bunların kurallarını koymakta fayda var. Yani ben ne kadarlık bir geri çekilmeye dayanabilirim? Ne kadar bekleyebilirim? İşte hep oraya aynı noktaya gidiyoruz. Da, lazım olmayan parayla yapmak belki de bu işi gerekiyor böyle şeyler için. Biraz daha uzun vadeli bir bekleyişe sokabilir bu da sizi. İşte momentum veya price action gibi stratejilerde yakın ve sıkı stoplar burada anlamsız olur. Stopları biraz daha büyük değerlerde tutabiliriz. Dikkat edilmesi gereken noktalar var bir de grid trading en önemli ve en karlı örneği yatay piyasaların demiştik. Kayırı indikatörü ortalamaya dönüş stratejilerinde genelde kullanılan indikatör ve trenddeki piyasalarda çok anlamlı olmuyor dedik. Ama tabii ki orada da kullanılabilir kullanılmaz demiyoruz yani böyle bir şey yok ama trendin yönüne göre işlem yapsak daha anlamlı çünkü niye? hareketin tersine işlem açıldığı için mutlaka bir şekilde stop koymalısınız. İş süren stopla takip en anlamlısı olabilir. Üst düzey bir planlama ve risk yönetimi gerektiriyor. Yani işte diyorum ya büyük drawdownlarla karşılaşabilirsiniz. Geri çekilmelere hazırlıklı olmalı zararlara. Daha sabırlı hareket eden yatırımcıların uygulayabileceği bir işlem yöntemi dedik. Çok düştü al ve unut şeklinde. Ama daha da düşebilir işte. Yani dibin dibi oluyor. Bu nedenle de genelde vade uzun, stoplarda uzak oluyor. Uzun vadeli bir yaklaşım, sabırlı karakterlerde traderlar için bu yöntem. Evet ortalamaya dönüş stratejileri A'dan Z'ye algoritmik işlemlerde göstergeler yardımıyla işte bu kayırıyla veya farklı neler yapabiliriz taramalar göstermek istiyorum. Bunların örneklerini de videonun açıklamalar bölümündeki linklerde hazır matriks dosyalarını paylaşacağım. Mantığını da burada anlatıyorum İşinize yarar diye düşünüyorum. Orada da göstereceğim şimdi ben ekranımı paylaşayım. Evet, Matrix ekranımı paylaştım. Öncesinde hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizlere bu videonun altında açıklamalar bölümünde linklerde buraya ulaşacağınız bir link var. Burada bu bölümle alakalı paylaştığım dosyaları bulabileceksiniz. Backtest ve optimizasyon dosyaları, Explorer tarama dosyalarımız var. Bu dosyaları Matrix'inize, bilgisayarınıza indirdikten sonra Matrix'e kurmak için sadece Explorer'da sistem al veya al butonuna, yine sistem tester'da da al butonuna basıp ilgili kaydettiğiniz yere dosyalara ulaşırsanız onlar sizin menülerinize eklenecektir anında. bu şekilde onları kullanabilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra neler paylaştığımıza geçelim. Öncelikle karşımıza bir tarama gelecek. Nedir bu tarama? biz burada ortalamaya dönüş stratejisi yapmaya çalıştığımız için ortalamaya uzaklık taraması paylaşıyorum. Nasıl bir tarama ondan bahsedeyim. Taranan hisselerin yani neleri tarıyorsanız onların fiyatla ortalama arasındaki uzaklığını ne kadar uzakta olduğunu yüzdesel olarak ortalamaya ne kadar uzakta olduğunu gösterir. Burada standart olarak varsayılan olarak 50 hareketli ortalama alındı. Bunu değiştirebilirsiniz 100, 200 gibi. Ama tabii burada ortalama uzaklığın mantığından dolayı bunu çok küçük yani o stratejiyi kullanmak biraz daha orta uzun vadeli bir strateji olduğu için çok küçük değerler almanız anlamlı olmayabilir. O yüzden daha yüksek değerlere, olabildiğince böyle onun etrafında mıknatıs gibi döndüğünü düşündüğünüz değerlere ve trendden de çok hızlı etkilenmeyeceğini düşündüğünüz değerlere çünkü ulaşmanız lazım. Hızlı etkilenenler orada size sattırıp zarar ettirebilir, aldırıp zarar ettirebilir. O yüzden ben genel kullanım açısından 50 olarak yaptım. Bunu 100, 200, 500 hatta gibi değerler yapabilirsiniz. Üçüncü kolonumuzda da bu var. Filtre bölümünde herhangi bir şey yok. Burada ortalamaya uzaklığı önce tararken sembol listesini tüm semboller olarak seçiyorum. Bütün semboller, bütün list e, BIST'teki bütün hisse senetleri Siz bunu bir istiyuz gibi farklı değerler gibi Yapabilirsiniz ve günlük parlarda Eğer bunu atıyorum siz saatlikte Taramak istiyorsanız 60 dakika yapıp Tüm periyotları değiştir yapabilirsiniz Ama ben günlükte Göstermek istiyorum daha hızlı cevap Alalım diye tarama hızlı bitsin diye Saniyeler içinde çalıştır Dediğimde benim Burada grafiklerim güncel değilse Güncellemeyi beklemeniz gerekiyor Hemen ne yapıyoruz Karşımıza çıkıyor. burada hiçbir hisse filtrelenmedi. Yani ne demek istiyorum? Tüm hisseler, hangi hisseleri tarıyorsanız hepsi var, hepsi mevcut. Karşınızda pencerede fiyat ortalama ve ortalamaya uzaklık veriyor. Peki biz bu taramayı nasıl kullanacağız? Nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Bunu yapmak çok kolay. Şu en sondaki ortalamaya uzaklık başlığına, sekmesine bir kere dokunduğunuzda bu küçükten büyüğe sıralamaya dizer. Bir daha dokunduğunuzda da büyükten küçüğe sıralamaya dizer. Ne demek istiyorum ben? Ben 50 hareketli ortalamaya buradaki hisse senetlerinin uzaklıklarını ölçtüm aslında yaptığım bu hareketle. Ve bunları dizdim, sıraladım. Ne kadar hisse senedi varsa hepsi dizildi. Yani bu şu anlama geliyor. Şu anda biz yükselen bir trenddeyiz. Yükselen trendde... 50 ortalamasından mesela burada %110 kadar daha yukarıdaymış bu hisse senedi. Hemen altındaki mesela %106 yani 50 hareketli ortalamasının %100 yukarısında hatta daha bile fazla. Mesela buradaki hisse senetlerine Adel'e bakalım. Adel %92 hareketli ortalamasından %92 yukarıdaymış. Beraber bakalım 50 hareketli ortalama açalım Adel'in üzerinde. 50 hareketli ortalamayı kırmızı olarak görüntülüyorum. Bakın 50 hareketli ortalamasından son derece uzaktı. Yani bu daha önce ne yapmıştı? Şurada belki çalışmıştı ve bayağı yaklaşmıştı. Tekrar bu hareketli ortalamaya yaklaşacağı düşünülür. Böyle bir strateji. Yani ne yapıyoruz? Bu sıralamada şimdi bunu kaydet diyelim. Düzende varsayılan olarak kaydediyorum. 50 hareketli ortalamasına uzaklık Bakın ne kadar uzak yani bu %110 kadar 50 hareketli ortalaması 19 iki katından fazla gördüğünüz gibi. Ha, o zaman bu çok aşırı yükselmiş işte counter trend bir strateji. Ne yapıyoruz? Burada yani tedirgin oluyoruz veya işte belli noktalara dikkat ediyoruz. Onu da birazdan göstereceğim bir kayırıyla nasıl yapabiliriz diye. Evet mesela tam tersi de tam tersi yine uzak olanlar bu uçtakiler de eksiler uzak 50 ortalamasının çok altında. Şimdi... Yani tabii buradaki mantık şu. Biz şu an yükselen bir trenddeyiz. Yukarıya doğru bir trend var. Yükseliş trendinde şu an itibariyle bugünlerde belki ileride bu değişecek. E, o yüzden hani belki o trende ayak uydurmamışları bulmaya yarayan bir tarama olabilir buradaki tarama. Burada Ege Pro var galiba. Evet bayağı. Ama buradaki kendi hisse içi haberleri ve gelişmeleri de takip etmek lazım. Bakın daha önce döndüğü gibi burada da dönmüş şuralardan bir yerden. Tekrar 50 ortalamaya yukarı döner mi gibi bir neye? Counter trend, trendin tersine bir stratejiye bizi yönlendiriyor. E, yükseliş trendlerinde sanki e, bu tarz geride kalan ama haber takibini veya diğer şeyleri, etkenleri dışında bırakıyorum yükselişe ayak uydurmasını da beklediklerinizi belki buradan filtreleyebilirsiniz. Buradan bakabilirsiniz. En azından bu bir filtre. Tekrar ediyorum. En yüksekten en düşüğe de ne yapılabiliyor? Taranabiliyor. En düşükten en yükseğe de. Eksi olanlar 50'nin altında ne kadar uzaktalar? Hareketli ortalamasına. 50'yi değiştirebiliyoruz. Yukarıda fazla olanlarda 50'nin yukarısında ne kadar? Burada biz Artıda uçta olanları tekrar geri dönmesini, aşağı inmesini bekliyoruz, buluşmalarını bekliyoruz. Ekside olanları da tekrar yukarı çıkmasını bekliyoruz. Bu tarz yani ortalamaya dönüş stratejisinin mantığında bu var, bu yatıyor. Bu arada ekran paylaşımına geçtiğim andan itibaren sesle ilgili bazı sıkıntılar yaşadım. Şimdi o giderildi ve devam edebiliriz. Kayırın Mantığını daha iyi anlayabilmeniz için şimdi aynı taramayı farklı bir şekilde yapmak istiyorum. Ekranımızda şu an 50 hareketli ortalama var. Mavi çizgi. Altta da kayırın göstergesi var. Ee, şimdi aynı taramayı yeni bir kutucuk ekleyerek yapıyorum. Yani burada üçüncü kolonda bize ortalamaya uzaklık çıkıyordu. Birinci kolon fiyatımızdı. ikinci kolon periyot buradaki hareketli ortalama periyodu 50. Basit hareketli ortalama burada da basit, basit hareketli ortalamaya yüzdesel uzaklığı hesaplamıştık. Yani yüzde olarak ne kadar yukarısında aşağısında şeklinde. Buradan biz yola çıkarak son bölümde de kolona kayır ismini veriyorum. Kayır kolonu olsun bunun adı da. Burada da mesela indikatörü formülünü bilmiyorsanız şu şekilde yukarıdan yararlanabiliyorsunuz Matrix'te. Data, kapanış datası dikkate alınsın. periyotta da... Biz 50 olarak aldık hareketli ortalamamızı. Kayırı 50. Bakalım basit hareketli ortalama 50'ye yüzdesel uzaklığı kayırı da bize veriyor mu? Ortalamaya uzaklık taramasını tekrar çalıştırıyorum en baştan. Ve başlatıyorum taramayı. Şimdi beraber bakalım inceleyelim. Bakın şimdi kayırı bölümü ve ortalamaya uzaklık bölümü yeni bir kutu ekledik. Ortalamaya uzaklık kaç çıkarsa kayırı de aynı değeri alıyor gördüğünüz gibi bakın. Kayri ve ortalamaya uzaklık değerleri aynı. İşte aslında ortalamaya yüzdesel uzaklık demek kayır demek. O yüzden ortalamaya dönüş bir mıknatıs gibi tekrar ortalamaya çekileceğinin ortalama tarafından çekileceğinin düşünülme tekniği olan ortalama dönüş stratejilerinde de en burada anlamlı ve bilinmesi gereken indikatör kayırı. Çok da basit bir indikatör yüzdesel uzaklığı veriyor aslında. O zaman gelin şimdi Kairi ile ilgili testler yapalım. Ortalamaya dönüş stratejisi ile ilgili. Gerçi yükselen bir piyasadayız ama en azından al sat yapsın. Yani short yapmasa bile. Çünkü yukarı trendlerde ne demiştik? Daha çok al yönlü işlemlere ağırlık vermenizi öneririm. Tabii bu her zamanki gibi tarafsız olması açısından olayın endeks üzerinde göstermeye çalışacağız. Burada Kairi indikatörünü buluyorum. Evet Kairi. Ne, ne yapıyoruz? Kısaca da bahsedeyim. Biz Kayırı'de burada şöyle dikkat edelim beraber. Evet burada karşımızda kayır indikatörü altta görüyorsunuz. Biz bu kayırı da ekstrem noktaları yakalamaya çalışıyoruz. Yani uç noktaları yakalamaya çalışıyoruz. Daha önceki grafikte de görüleceği üzere genelde o noktalardan geri dönüşler olmuş. O yüzden biz o dönüşleri tabii ki zirveyi değil ama zirveden dönüşleri. Yani mesela bu zirveyi gördü buradan dönüşleri. Bu anlamlı bir zir zirve mi? Evet daha önce de o zirveden dönmüş. Buralarda bakın. O zirveyi açtığı zamanlarda olmuş ama ortalama olarak oralar Bizim için uç değerler yani kairi de biraz sabırlı olmak Ortalamaya dönüş stratejisinde biraz sabırlı olmak Ve uç değerleri yakalamaya çalışmak önemli tabi burada yükselen bir trend olduğu için ben mesela şöyle bir yeri yakalamak isterdim Burada ortalamadan çok fazla aşağıya sapmış daha önce sapmadığı kadar yani çok 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 önce sapmış Buralara kadar Daha önce çok uzun süredir sapmadığı kadar sapıp şuralarda bir yerde geri dönmüş. Yani buralarda bir yerde alma taraftarı olurdum. Mesela buradaki ufak sapışlarda yükselen trend olduğu için belki yükselen trend olduğu için ufakları da dikkate alırsınız. Ama ufakları asla yükselen bir trendde short için dikkate almayın. Çok uç noktaları mesela buradaki gibi buradaki gibi noktaları dikkate almaya çalışın. Bunun backtestini yapalım. Yani biz anormal şekilde uzaklaşıp tekrar ortalamaya yaklaşmasını arıyoruz. Böyle bir yol izlemeye çalışıyoruz. Bunun için de en güzeli gözle aslında yapmak bu seviyeleri. Yaklaşık 19-20'li değerler gösteriyor. Kayırının tekrar geri döndüğü değerler. Aşağıda da mesela uç değerler genelde %20 civarı. Siz de baktığınız hisse senedinde hatta tabii bu mesela 60 dakikalık grafikte öyle olmayacaktır. Bakın üst sınır ona düştü. Yani sizin bu sınırları optimize etmek yerine, makinaya bırakmak yerine bence gözle kendi kararınızla verip sonra test edebilirsiniz. Şimdi ben göstereyim onu size. Sistem tester'a gelelim. Kayiriye gelelim. Kairi iki tane burada değeri optimize ediyor bizim için. Bir tanesi bu değerlerden al noktasında Kayirinin yani daha doğrusu ortalamanın çok fazla altına saptığı değer. Diğeri de short için çok fazla üste saptığı değer yani çok fazla alta saptığı değerden yukarı kesmesi gibi. Yani biz 20 gibi düşündük mesela 20'yi eksi 20'yi yukarı kesmesi al sinyali gibi düşünülebilir. Yani bu tabii ki sadece bir backtest. Ben bunu biraz daha böyle yarı otomatik yapmanız taraftarıyım bu tarz sistemleri. Ama tabii ki uzun vadeli beklemek isterseniz tabii ki otomatikte olur neden olmasın. Şimdi optimize ettiğimiz iki tane nokta var. Bu değişkenler bir tanesi aşağıda hemen bir daha göstermek istiyorum netleşmesi için. Bir tanesi aşağıdan yukarıya kesiş kayırının şu değeri yukarı kesmesi mesela. 60 dakikalık değil de günlükte bakıyoruz burada. Mesela bu 20-20 değerini yukarı kesmesi. Bunu optimize etmeye çalışıyoruz. Diğeri de yukarıdan aşağıya kesmesi. Bir çift yönlü çalıştıralım önce. Optimize etsin bakalım hangi değerler o aralıkta uygun görülmüş biz bu değerleri Ben birden 20'ye kadar yarımşar yarımşar atlayarak bakmasını istedim. yaklaşık 1600 farklı 1521 tane Hatta tam olarak farklı kombinasyon deneyecek hemen hızlıca deniyor zaten görüyorsunuz bakalım göz kararı yüzde çıkmıştı bu acaba burada da o tarz şeyler olacak mı çok düşük değerler var mesela yüzde 1 ile bir buçukla optimize edilenler var. Üç buçuklar var. Bakalım şöyle aşağılara doğru. İşte burada olayı tanımamanın en büyük sonuçlarından bir tanesi de yanlış optimizasyon yapmak. Biz burada optimizasyon yaptık doğru. Yani optimizasyonla alakalı bir sıkıntı yok ama burada parametre seçiminde eğer gaza gelip buradaki çok getiri gösteriyor diye anlamsız sayıları seçerseniz o zaman sonuçta bu işi hakkıyla yapmamış olursunuz. Burada da önemli bir noktaya burada değinmek istiyorum işte. Yani buradaki parametrelerin 1 olması, 3.5 olması bizim Kairi'nin yani baştan beri anlattığımız bu uç değerleri sağlamıyor. OPT1'in en az %15-20 arasında olması lazım. OPT1 dediğimiz al komutu. Sat komutundaki yukarıdakiler 18'leri görmüş ama burada hiç görmemiş. O yüzden bu anlamlı bir optimizasyon değil. Yani o yüzden diyorum ya önce açıp bakıp o değerleri manuel vermeye çalışsanız çok daha iyi olur. Neden? Çünkü grafik üzerinde de hemen mesela gösterelim herhangi bir tanesini. Bakın çok anlamsız değerlerde al verebiliyor. Anlamsız derken yani ne kadar yakın kayırı görüyor musunuz sıfıra? Yani burada hareketli ortalamayı kessin stratejisine dönüyor iş. O da anlamlı bir strateji olabilir tabi ama ortalamaya dönüşle alakası yok. Yani eğer siz bu şekilde kurgularsanız, bu parametreleri seçerseniz. Dolayısıyla bu parametreleri bizim manuel seçmemiz gerek. Yani burada ya da optimizasyonda onlar çıkmıyorsa, anlamlı değerler çıkmıyorsa bizim bunları manuel hakim olmamız, manuel seçmemiz gerek. Şimdi onu yapalım. Buradaki biz ne demiştik? Mesela Yaklaşık %10, %-10, %-10'u yukarı kestiğinde bu göz kararı söylüyorum. %-10'u yukarı kestiğinde alsın. İz süren stopla takip etsin. Burada stopları sonra optimize edebilirsiniz. Sadece al yapacağız. Yani kurguyu o şekilde yapacağız. Sadece al, eksi 10'da yani yükseliş trendindeyiz. %10 aşağıya düştüğünde 50 hareketli ortalamadan alsın ve belli bir süren topla takip etsin. İst sürensi topu optimize edelim. O zaman sistem testera tekrar şöyle arkada kalacak muhtemelen. Evet sistem testera yeni bir kayır ekleyeceğiz. Kopyala diyorum bunu. Sistemimi kopyalıyorum. Bir daha değiştirmemek için bunu. Kopyala dedikten sonra veya o değerlere göre sadece o değerleri atayacağız. Ben şimdi size gösteriyorum. Kopyası kayırıya gelelim. Kopya üzerinden ilerleyerek yapmak istiyorum bunu. Evet 50 hareketli ortalamamızda bir sıkıntı yok. Biz sadece şu değeri her seferinde %10'u yukarı kestiğinde alsın şeklinde değiştiriyoruz. Hatta açığa sat komutunu kaldırıyoruz. Başka optimizasyon parametrelerini de OPT1 ve OPT2 ydi. bakın ikisi de ara döndü. Ben şimdi onları stop ve hareketli stop'a aktaracağım. Stop OPT1 olacak. Hareketli stopta OPT 2 olacak. %5 hareketli stopta normalde takip ediyormuşuz. Şimdi bunun da değişkenlerini girelim. Birincisi stop birden yüzde %3'e kadar olsun. Yarım yarım atlasın kaydet diyorum. İkincisi de is süren stoptu. Birden 20'ye kadar olabilir anlamsız değil. Bu şekilde bir kurgu deneyelim. Bakalım ne olacak. Daha az işlem yapacak ama bizim buradaki amacımız her seferinde ufak ufak işlemlere girmek değildi. Hatırlayın. Kopyası Kayri. Buna da yeni bir isim verelim. Bunu da sizlerle paylaşalım. Kayri stop is süren olarak kaydediyorum. Bu şekilde çıkacak sizde de yüklediğinizde. iki versiyonu da paylaşacağım çünkü. Tamam. Bunun üzerinden bir simülasyon yapalım sizlerle beraber. Şimdi daha az işlem yapacaktır ama daha anlamlı işlemler yapacaktır. Çünkü stratejiyi biliyorum. Burada tüm işlemleri yap demekte sakınca yok. Çünkü oradaki kodu sildik. Herhangi bir short işlemi yapmayacak. Sadece al sat yapacak. Bakın daha az işlem yaptı. Ama ben açıp önce baktım hangi yüzde değeri anlamlı olur diye. Zarar ettiren işlem sayısı çok çok azaldı. %2 açılış stopuyla %3'te iş süren stopla takip etmeyi tavsiye ediyor. Burada tabii ki getiri çok daha düşük ama diyorum ya her zaman işlemde olan bir mantık değil bu. Ha ne yapılabilirdi? Buradaki düşüşlerden sonra o düzeltmeler var bakın. Belki biraz daha yani 10 değil de 8'e düşürülebilirdi. Öyle yapalım hemen sistem ayarları. Sonuçta bizim elimizde sistemi düzenleyelim. Eksi 10 değil de 8 olsun. Daha çok işleme girecektir muhtemelen daha çok yerde işleme girdi ve daha böyle yukarıları hedefledi. Bakın bu şekilde siz de gözlemleyerek yapmanızı tavsiye ederim. Yani daha önceki tepe ve dip değerlerine göre tamamen otomatiğe bırakmak değil. Çünkü tamamen otomatiğe bırakırsanız aldanma ihtimaliniz yani optimizasyonun sizi aldatma ihtimali burada artacaktır. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Yatırım Finansman ve Matrix Akademi işbirliğinde ülkemizde algoritmik işlemler konusunda finansal okur yazarlığı arttırmaya amaçlayan bu ücretsiz eğitim serisinde ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuz sanırım. Yatırım Finansmanı ve Matrix Akademi'yi bu tarz içeriklerin artması için desteklemek tek istediğimiz bu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Yatırım Finansman